Uzunca bir aradan sonra hepinize Sandıklı Sanayi, Afyon Sandıklı Sanayi Camii'nin önünden merhaba. Dün yola çıktım sonunda tekrar ama yeşilin şeyler çalışmıyordu, uzunlar çalışmıyordu. Bunu yolda hatırladım. Gece durdum Sandıklı merkezde, sonra sabah sanayiye geldim. Aslında benim mobilyayla alakalı bir şey var. Umarım yarın onu yapacağım. Bugün düzde ampulleri yaptık. Sadece 100 lira tuttu sağ olsun usta. O videoyu ekleyeyim. Uzun farlar çalışmıyordu benim. Role oluyor bütün elektrik yani araçlarda. Rolede bir sorun var. Uzun far rolesinde. Bizim roleler de buradaymış. Ustam şimdi bakıyor. Soket erimiş. Kenan ustam halletti. Sağ olsun. Sandıklı'ya yolunuz düşerse de yardımcı olur böyle. Tekrar geldim. Başka yeşilin ne zamandır boya ihtiyacı var ama maalesef daha yapamadım, yaptıramadım. Şuralarda daha fazla çürümesin diye tuzlu bir yere gidiyorum. Buraları kendim bir pas dönüştürücü yurtun sürdüm. Böyle bir şey yaptım, geçici. Başka şu yukarıda bir sorun vardı, onu yaptım. İyi misiniz, nasılsınız? Bir sürü video var. Güney Amerika videolarım var. 3 aydır bir mutfak yapıyordum. 3 aydır kafam kırdıktan sonra oraya kendimi çok verdim. Güney Amerika videolarım kaldı. O mutfak gelemedim. Bir sürü aslında kısa kısa yeşille alakalı şey vardı. Onları paylaşmak istiyordum. Ama artık geldim sanırım. Yine de benim işlerim belli olmaz. Yarın sabah o zaman devam edeyim mobilyadan. Tekrar hoş geldiniz ve siz nasılsınız? Bu benim yatak mekanizmamın ayağı. Bunu da 2 gün önce yaptım. Sonra dedim ki şu ortayı iptal edeyim. Bu metal olsun. Böyle şunu söktüm şimdi. Çok sağlam olmayacak. Zaten şunu alelacele yaptım. Şimdi burada ustam oraya metal ayak yapacağız 2 tane. Ustam halletti. Yediğimiz patatesler nasıl toplanıyor belki merak etmişsinizdir. Ustam bunu herhalde tamir ediyor, bir şey yapıyor. Makinenin işlevini bir anlatsana. Ben şunu merak ettim de bu şimdi, ne dedim ustam? Bu, patates sökme. Dediğimiz makinedeki ön diskler, aha, bıçakları, aha, bu iki çizgideki kenardaki otları keser, aha, otları keser. Şu uzun olanda, uzun olanda hem bu baştan hem bu baştan patatesin olduğu çizgilerdeki patatesi sökersin. Şunu, şu toprağın tabii, içine giriyormuş. Bu, evet, patatesi söken bu. Arka tarafındaki içindeki de erek kısmı. Toprağın içine böyle giriyormuş. Tabii, patatesler şurada. Aşağı yukarı 40 santim falan toprağın içine girer. Oo, bayağı da aşağı iniyormuş. Tabii, buraya kadar toprak yığılır bunun böyle. Aha. Ha şu o zaman şey amacı bir de toprağa da aşağı giriyor insin tabii, diye. Tabii bu diskler de giriyor aşağıya. Aha. Aha. Toprağa doğru bunlar da saplanıyor. Şuradaki olan otu, aha, kesiyor bu. Kesiyor hem de. İçeriye aktarmasını sağlıyor bu. Döndüğü anladım için mı? İçeriye kaktırıyor. Ha şey yapıyor, takıl, tabii, takılmasın tabii, 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 diye şu, şu ot bunu bile engeller yoksa. Evet. Bu aşağı iniyor. Hı-hı. Patates şuraya alınıyormuş. Şöyle evet, elek gibi oluyor herhalde. Evet. Bu elek. Toprağın eli yok. Sadece patates de arkaya atıyor. Fazla olan otu arkaya dökülüyor. Arka tarafa çıkıyor. Patatesler arkaya çıkıyormuş. Arkadan, hı-hı, da toplanıyormuş. Aslında ben bunu sana arazide sökülürken göstersem daha güzel bir şekilde olur. Çok güzel olurdu da. Evet. Neyse bu da bak, oldu. Afyon'da patates şeyi. Burada bir kaplıca varmış. Çok övdüler. Dedim ben bu sıcakta ne yapayım kaplıcada. Sonra ama bir fotolarına baktım. Bir kaplıcadan galiba daha fazlası. Onun için şimdi oraya gidiyorum. Bakalım neler olacak. Geldim. Böyle bir yer yapmışlar. Yeşillik güzel. Gelinebilir. Ama benim gibi burada bir sanayide kalmak zorunda kalırsanız bence gelinebilir. Yoksa buraya sadece kaplıca için geliyor insanlar.
İşte böyle yemyeşil bir alan. Yani otel var. Böyle sanırım oturulacak ev gibi bir şeyler var. Efendime söyleyeyim. Küçük bir hayvanat bahçesi vardı. Her taraflarda insanlar olduğu için orada pek bir şey kaydetmek istemedim. Sizinle buradan paylaşayım. Ama gördüğünüz gibi bu yeşillikler falan güzel. Market var içeride. Villa bile galiba değil, gördüm yani. Villa bile kiralanıyor. Ama ben kaplıcaya girmeyeceğim. Biraz böyle kaplıca, hamam bana biraz çok güven vermiyor hijyen konusunda. Bugün ya sanayide kalacağım ya yine sandıklıda kalacağım. Kaplıcanın meydanı bile var. Burada otobüs de geliyor. Burada böyle atamız. Sonra işte gençler oturmuş. Gişe karşıda. Danışma falan. Burada böyle yemek yenilecek birkaç yer var. Hijyen dedim. Sonra şöyle çamurlu bir şey varmış. Buraya gireyim diye düşündüm. Ama müthiş bir ilgisizlik var. Şurada danışma var, kimse yok. Burada bir gişe var. Gişe ilgisiz. Böyle yerler var ama görevliler ilgisiz olunca ben zaten işte şeydim. Bir hijyenden ürktüğüm için onun için hiç kullanmayacağım. Burada yeni doğmuş anne köpeğimiz. Gel. Bu da yavrusu işte. Ne yapıyorsun? Hı? Gözlerin güzelliğine bak. Bak bana. Sen kaplıcanın yavrusu musun? Bak. Bak buraya. Köpek, yavru köpekleri bile ilgisiz kaplıcanın. Sanırım kaplıca kültürü diye bir şey var. Onu da ben bilmiyorum. Çünkü algılayamadım ben burayı. Nasıl bir dünya. Etrafta böyle gençler var. İnsanlar böyle mangal yapıyor etrafta. Şurada mesela gençler, böyle bayağı genç bir grup, tavla oynuyor. Böyle ilginç bir dünya yani, mangal yapanlar, böyle tavla oynayan gençler. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben buradan. Ama bu yeşilliği güzel. Kültürü anlamasam da. Hayatımın en büyük hayal kırıklıklarından biri. Gördüğünüz fotoğraf sanki Maldivler. Onun için bir tekrar fikrim değişti, girecektim. Geldim. Neyse ki galoş verdi bir abla, görevli abla. Onu girip baktım içeri. Yok, o su başka su. Maldivlerden getirmişler. İçerideki su. Neyse, kimsenin de sonuçta burası tabii tesis. Daha fazla yorum yapmayayım. Güneşin batışını size paylaşayım. Burada çamur banyosu var. Ona girmek istiyordum. O da 3'e kadarmış. Kapıda bir de sıra alıyorsunuz falan diyor. O da galiba hemen ulaşılmıyor. Böyle işte. Sanayilerde kalmaya alışığım ama bu sefer marangozun kapısında ilk kez kalıyorum. İnsanlar ve sözlerinde durmamaları bekledim. Saat 8.30'dan bu yana. 2 saattir bekliyorum uyandığımdan bu yana ama niye insanlar sözlerinde tutmazlar ki? Ustaya telefonumu da vermiştim. Özellikle söylemiştim. Ustam yoluma gideceğim diye. Sadece ona sinirleniyorum. İnsanların tabii ki her şeyi çıkabilir, işi gücü olabilir, vazgeçebilir. Azıcık saygı. Bir arayabilirdi. Geçtim onu, sabahtandır arıyorum. Ulaşamıyorum kimseye. Kaplıca görmüş oldum. Yola devam ediyorum bakalım. Dolabı yaptırmak zorundayım çünkü. Tekrar bir de bunu aramak da zaman kaybı olacak. Görüşürüz. Bekir ustamı buldum, sağ olsun, o yardım edecek bana. Bekir ustam sağ olsun, çoğunu bitirdi bile. Aa, o da Ömer. Bak, kupa gibi. Bekir ustamın oğlu. Birbirimizi çok özleyeceğiz, değil mi?
Bak iyi o zaman bir el salla. Bu da yapacağı araba. Keşke parçalamadan önce şey yapsaydım. Çekseydik videosu. Neyse sen yollarsın bana fotoğrafını. Büyük kısmına geldik ustamla. Çoğu kısmı bitti. Şimdi bu kısımdayız. Süper oluyor mu Ömer? Evet. Utandın mı? Gidiyorum Ömer. Kamera olunca ne oldu? Utandın mı? Ömer al git. Ömer al git. Bizim öten sen benden sıkılırsın. Yok sıkılma. Gelmeni gerçekten isterim de sıkılırsın ama. Sıkılma. Burada bile sıkıldın Ömer. İlgilenmeyince. Bekir ustam çok sağ olasın. İsmail ustam. Çok. Bitsin şey yapacağım. Bitmiş halini videoya alacağım. Sağ olun. Tekrar hepinize sağ olun. Görüşürüz. Tamamdır. Yüzüm gülüyor. Ömer seni şimdiden özledim. Ömer biraz önce gördünüz. Dünyalar tatlısı bir çocuk. Şey diyordu. Can abi seni özleyeceğim diyordu. Ben de seni şimdiden özledim. Daha yarım saat olmadı yanlarından ayrılalı. Yolda ben şunu anladım. Bu dünyada biz insanlara en azından bana en iyi gelen şey iyi insanlarla karşılaşmak. Ya inanılmaz böyle huzurlu bir şey ya. Anlatması çok güç. Bu arada arabalar ne kadar tuhaf geliyor. Bekir ustam çok iyi bir insandı. Ömer zaten dünyalar tatlısı evladı, oğlu. İsmail usta ortağı. Hepsi çok güzel insanlardı. Bekir ustam ellerine sağlık. Yeniden çok çok teşekkür ederim. Ya benim için çok önemliydi. Çünkü sistem çok uzun süredir almıştım ev yeme ama yapamamıştım. Ve şu an yolda bayağı bana sıkıntı olacaktı. Diğer insanın sözünde durmaması bu kadar güzel insanlarla karşılaşmama vesile oldu. Hakikaten hayırlısı denilen şey böyle hayatı bir olduğu gibi kabul edince insan iyi veya kötü tarafından değil de başka bir şeye gerçekten vesile olacakmış diye düşününce, bu arada inşallah dışarıdan çok deli ses gelmiyordur. Çok başka bir yere götürüyor, çok başka bir yere getiriyor insanı. Onun için Bekir ustam çok 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 teşekkürler. Bir de dün şeyi söyleyeyim, onların memleketi şeyi, bu kaplıca konusunu konuştuk, benim cehaletim tabii kükürtlü filan su olduğu için rengi ondan öyleymiş, hiç cahilliğimden ötürü orada da bir yanlış bilgi vermeyeyim. Yola devam ediyorum, inşallah bundan sonra yine karşılaşacağız, yine görüşeceğiz Bekir ustam. Ama işte YouTube'un bu yanını çok seviyorum, o kadar güzeldi ki bu karşılaşma. Sağ olun, tekrar sağ olun. Hep burada kalacak her şey. Yine inşallah görüşeceğiz. O zaman bu videoyu bence ben burada bitireyim. Galiba şimdi ekleyeceğim tekrar bitmiş halini, en bitmiş halini. İyi ki varsınız, iyi ki izlediniz. Tekrar uzun bir aradan sonra hepinize merhaba dedim. Sandıklı'da başladım. Burası Dinar. Dinar'da bir yemek yiyeceğim. Ondan sonra yola devam edeceğim. Bakalım. Nerede tekrar, hangi videoda görüşeceğiz? Görüşürüz. İyi ki varsınız. O zaman önce dışarıdayken şunu göstereyim. Malzemelere böyle ulaşmak çok kolay. Kendisi kapanır, aşağı doğru eğim var ama ona rağmen gördüğünüz gibi çekiyor. Böyle bir masam var. Böyle gidiyor. Burada işte iki kişi mesela. Böyle oluyor. Ve bu masayı bu yükseltiye çıkarıp şey gibi de kullanabiliyorum. Yani tezgahın devamı gibi. Burada işte bir şeyleri yıkayıp edip böyle de. Bu inanılmaz pratik bu mekanizma. Tezgahta büyüyor bu şekilde. Veya zaten burayı tezgah olarak kullanıyorum. Veya böyle de olabiliyor. Daha tam bitmedi. Burada bir piknik tüpü var. Burada bir pis su şeyi.
buraya gidiyor. Şimdilik bunlar kalıcı değil tabii. Sonracığıma gelelim. Ha şunlar kesme için. Bunun üzeri dolduğu için şöyle çekiyorum. İstersen buraya da koyabilirim. Ve gelelim. Canıma. Bu buraya sığıyor. Süper oldu. İki tane gözü var. Çakmağı unutmuşum. Çakmağı şurada tutuyorum. Şöyle bir şey var. Mini minnacık. Sonracığıma. Bunu sadece şöyle yapıyorum. Açıyorum. Ama duyduğunuz gibi su akmıyor. Duyamadığınız gibi pardon. Şunu bir ocakları bir yakayım. Ama nasıl olacak? Çünkü şeyi var. Tutmak gerekiyor. Şöyle yapabilirim diye düşünüyorum. Yapamıyorum. Şöyle. Buradan işte. Tabii gözükmüyor. Akşam da yaparım. Bomba kısmına bakın şimdi. Kapan. 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 Otomatik kapanması var da. Dedededen kapandı. Duydunuz zilin sesini. Şimdi suya geleyim. Bakın şimdi. Bir elimle telefonu tutuyorum. Bir sihir yapacağım şimdi size. Hazır mısınız? Dararan. Ak. Ak. Dur. Ak. Dur. Ak. Dur. Gördüğünüz gibi akıllı bir evyan var. Dersem inanmayın. Dananın. En bomba kısım bu. Ayağımla buradan basıyorum. Bu bile İngiliz malı. Vale diye bir şey. Yine su depom geçici. Şuradaki şey. Bunu niye böyle yaptım? Şöyle bir manzara da anlatayım. Yeşilimin dışı böyle. Çünkü bir elektrik olsun istemiyordum. Ne kadar şeyse, ne kadar karmaşık değilse karavandaki eşyalar o kadar tutarlı oluyorsunuz. Yani sorun çıkmıyor daha doğrusu. İkinci şey çok az kullanmak istiyordum. Ayağımla istediğim kadar suyu veriyorum orada. Suyu bitirme gibi bir durum olmuyor. Diğerinde açıyorsunuz çeşmeyi, bir elinizin boş olması lazım. Bulaşık yıkarken düşünsenize ellerinizin iki tanesi de boş. Ayağınızla ayarlıyorsunuz. Bunun için süper oldu. Başka şey göstereyim buzdolabını. Buzdolabımda şöyle bir mekanizma var. Önce şunu göstereyim. Bu hareket halinde öne gelmesini engelliyor. Ve çekiyoruz. Daha tam bitmedi. Belki biraz öne alırım. O zaman şöyle yapalım. Buradan bira çıkmadı ama. Sağlığınıza dostlar. O zaman bu videonun sonuna da alakasız bir şey ekleyeyim. Hayatımda ilk kez bu kadar çok motorcuyu bir anda gördüm. Her taraf motor kaynıyor. Ama şey işte, gelişleri daha komikti.